Evet. Kılavuz. Kılavuz ekranına geldik. Arkadaşlar kılavuz ekranı yukarıda dosyadan hesap girişi yapabildiğiniz gibi buradan da demo ya da real hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz hesaplardan. Onun haricinde kılavuzda neler var? Kılavuzda arkadaşlar gömülü göstergeler var. Bildiğiniz yani tradingview'da aklınıza gelecek bütün göstergeleri Burada gömülü olarak bulabilirsiniz. RSI'lar mı? Şeyler, hareketli ortalamalar. hareketli ortalamalar, şeyler, Bollinger bantları. Ya bir sürü bakın osilatörler. MACD'ler, momentumlar, hacimler. Bunlar gömülü olarak gerçekten çok fazla var. Bunun haricinde uzman danışmanlar. Uzman danışman ne demek arkadaşlar? Yani sana al sinyali üreten göstergeler demek. Uzman danışman olarak geçiyor bunlar ancak çok da hem ücretli uzman danışmanlar var bunlar bedava olarak kullandığınız bu göstergeler ve uzman danışmanlar kısmındaki şeyler de bunlara çok fazla arkadaşlar paye vermeyin İşte çok yanıltıcı göz boyayıcı şeyler var aman diyeyim. Ee, iyi bir şey yok aralarında arkadaşlar yani binlerce dolara bir şeyler satıyorlar ama yok yani ee, işe yarasa kendilerinin işine yarardı zaten ee, bakın kontrol edin ben de baktım sınadım denedim ee, deneme bölümleri var stratejileri uzman danışmanları ekleyerek özellikle ücretli uzman danışmanları ekleyerek sınamalarını yapabilirsiniz testlerini yapabilirsiniz ee, ekranda da onu izleyebilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi ee, çok da işe yarar bir şey yok. Bir tane indikatörün üstüne gelelim. Evet. Osülatörü Mesela orada MACD. MACD'ye üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar tamam'a bastığınız zaman bakın MACD'yi ekledi ekrana. Gibi. Bir tane işte BB bandı ekleyebilirsin. Bir şeyler ekle işte. osilatör değil de bir tane de trend indikatörü ekle istiyorsan. Bollinger bandı ekle mesela. Ya bir sürü sınırsız indikatör var arkadaşlar. Kaldırmak istediğinizde arkadaşlar bunları göst ya da düzenlemek istediğinizde bakın göster sağ tıklayıp gösterge listesinden bunların istediğinizin özelliklerini değiştirebilir. Bakın özellikleri ayrıntılarına buradan girebilir. Onun haricinde de istediğinizi silebilirsiniz diyelim ki bu şekilde bir şablon yapmak istediniz yani bollinger bandıyla ile macd ile bir şablon yapmak istediniz sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar yine şablonlar diyorsunuz şablonu kaydet diyorsunuz İşte bir işte macd A stratejisi bir şey stratejisi dediniz kaydet dediniz kaydet dediniz tekrar mesela bir tane auto şeye bakacaksınız. A, A stratejisine bakacaksınız. Yani o ekranınıza bakacaksınız. Şablonlardan Bakın Mağde'ye geldim. Evet, basalım. Hop. İki indikatör de geliyor arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi gömülü indikatörler. Eğer farklı indikatör seçmek isterseniz mağazaya giriyorsunuz. Mağazadan da indikatör ekliyorsunuz. O indikatörü eklediğinizde arkadaşlar biraz sonra oraya geliriz. Burada ekranınızın üstüne düşüyor. Mesela işte ilgili trend indikatörü ise trend indikatörleri bölümüne işte hacim indikatörü ise hacim indikatörü bölümüne uzmansa uzman bölümüne düşüyor. Siz eğer onu favorileri almak isterseniz mesela diyelim ki moving average diye isimli bir indikatör eklediniz. Onu favorilerinize almak istiyorsunuz. Yani daha derli toplu bir ortamda görmek istiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz favorileri ekle diyorsunuz. Bakın sıkkılı aşağıda bir genel var bir sık kullanılanlar var. Sık kullanılanlar kısmına geçti. Evet. Tamam. Burayı da şey yapalım. Kapatalım. Görünüme gelelim tekrar. Evet. Eee, kılavuzu söyledik. Terminal. Terminal arkadaşlar, sizin işlemlerinizin gö gösterildi. Şablonu bir düzeltelim. Bu şablondan bir çıkalım. Evet. Bu işlemler kısmı sizin arkadaşlar açık işlemlerinizi durumunu gösteren kaç tane işleminiz varsa gösteren bir mecradır. Bir önceki e, yayında anlattığım teminat seviyesi bakın teminat seviyesine kadar yüksek yüzde %21.700 %21, ne demiştik lik olması için ne gerekiyor demiştik %40'da alarmlar ötmeye başlar %20'de gider. Ne kadar büyükse o kadar iyi işlem açtın, o kadar kontrollü işlem açtın demektir. Kare geçtikçe de orası büyür, yani lik olmaktan uzaksındır. Orası küçüldükçe sıkıntılıdır. Oranın büyük olması gerekir arkadaşlar. Bunları söylemiştim. Teminat, serbest teminat, bazı şeylerde bu teminat marjin diye geçiyor arkadaşlar. Serbest teminat ifadesi yerine marjin ifadesi kullanıyor Bakiye, varlık, teminat, serbest teminat, teminat yüzdesi gibi kavramları Forex genel anlatım serisinde anlattık. O yüzden burada değinmeyeceğiz. E bu ekranda aşağıda dikkat ettiyseniz işlem var. İşte burada işlemlerin bölümünü görüyoruz. Risk analizi var. Risk analizine basalım altta sekmede. Evet bu sizin işte işlemlerimizin durumunu grafiksel olarak gösteriyor. Geçmiş, geçmişe bakalım. Geçmişte açtığınız kapadığınız işlemlere dair bilgi veriyor size arkadaşlar. Nereden açmışsınız? Nereden kapatmışsınız? Tamam. Son 3 ay. Tabi oradan tıklayarak işte son hafta, son 3 ay, son bilmem ne üzerine tıklayarak bunu özelleştirebilirsiniz. Bugünün kar zarar durumu ne? Son haftanın kar zarar durumu ne? Bunları görebilirsiniz arkadaşlar ekranınızda. Evet haberlere geçelim. Yani sağ tıklayarak bu menülerin üzerinde de oynayabilirsiniz arkadaşlar haberlere geçelim burada Arkadaşlar bütün haberler e, olmasa da birçok haber oluyor haber için e, başka bir site kullanın arkadaşlar İyi haber siteleri var kırmızı kodlu sitelere şey e, haberleri ayarlayın önemli haberlere ayarlayın alarmlarınızı for edeceksiniz bakın posta kutusu önemli değil şeyleri veriyor mesajlar geliyor arkadaşlar takvim Yine ekonomik takvim arkadaşlar bu. Geçelim. Ee, uyarılar, alarm için arkadaşlar. Alarma biraz sonra ya da şimdi değinebiliriz. Makaleler, kod kütüphanesi. Yani bunlar indikatörlerle alakalı. Yine uzmanlar indikatörlerle alakalı bölümler. Buraları kurcalarsınız. Günlük var arkadaşlar. Bu şekilde bizi ilgilendiren kısım yani buradan neyi kullanıyorsun sen diye soracaksanız işlemi kullanıyorum bir de geçmişle alakalı özet bakmak istersem işte bu hafta ne yapmıştım bu ay ne yapmıştım gibi ya da geçmişe excel'ime işlemediğim kendi tuttuğum plan defterlerine işlemediğim bir kısım varsa o buradan açıyorum buradan işliyorum arkadaşlar. Evet tekrar işlem bölümüne gelelim. Arkadaşlar bir işlem açtığınızda işleminizin üzerinde bir değişiklik yaptığınızda birazcık daha küçültür müsün o ekranı? Ee, üzerinde bir değişiklik yapmak için, işleminizi kapatmak için vesaire, işte işleminizin stop loss noktası, bakın SL, stop loss, TP, target point, İşte türü ne, işleminin buy mi yaptın, sell mi yaptın, hacmi ne, 001 lot, 01 lot, işte mikro lot, makro lot, ne kadarlık işlem açtın, karda mısın, zararda mısın, hangi fiyattan işleme dahil oldun, gibi saat kaçta dahil oldun hangi parite? işte bir altında bir euro da şu anda e, bir e, işlem açık gözüküyor gibi gibi özellikler var bir de dikkat ederseniz bu işlem risk analizi geçmiş vesaire falan gibi bunun sonunda mağaza diye bir şey var mağazaya gelelim arkadaşlar sağda mağaza bakın mağazaya basıyoruz. İşte burası arkadaşlar gömülü olmayan indikatörlerin olduğu yer. Bakın yukarıda şu anda en ücretli indikatörler falan var. Ücretsiz alalım orayı. Evet. Bir sürü ücretsiz indikatör, uzman vesaire de var burada. Burada bir indikatörü arkadaşlar. Ee, mesela şuradaki FVG yok, onu eklemeyelim. Ee, bir tane ne ekleyelim? Güzel bir indikatör olsun. Ne ekle mesela? Neyse de onu eklemiş ol. Evet, basalım. Burada ben indikatör kullandırmadığım için indikatör eklemiyorum ama bak bastık bakın. sağ geldi gördünüz mü? Maviyle. Bir daha gösteriyor. Ya da neyse görmüşlerdir. Tekrar ederler. Evet bas oraya şimdi. Şimdi oraya çift tıklayacak. Bir paritede oraya bir gitti yalnız mavi. tekrar yapsana Yo, şeyden mağazadan tekrar yapar mısın başka bir indikatör ekle onu da ekleriz diğerini de ekleriz ücretsiz indikatörlerden bir tane arkadaşlar ücretli indikatörlere aldanmayın burada hiç ücretli bir şey satın almayın çöp çünkü çoğu yani çoğu değil yüzde çöp arkadaşlar uzmanlar mı uzmanlar sakın buna anlatılmayın bir tane seç Çoğu FBG Galip falan seç istiyorsun altındaki onu. Ben de bakın yüklü mü? gözüküyor. başka bir şey yapalım. Ekran görüntülerinden güzel bir şey olsun dedim ama neyse neyse indir dedi İndir dediğinde bakın şöyle mavi ne yapmış bakın market. Market bölümüne geldi trend bölümü o şöyle mavi dolguyla mavi belirteçle geldi Sen bunu sık kullanmak istiyorsun hemen sağ tıklıyorsun mesela Favorilerini ekliyorsun aşağıdan eğer sık kullanmak istiyorsan yok tamam geri gelelim Geriye genele Bunu indikatöre eklemek istiyorum üstüne tıklasana şu anda atar birinin üstüne Son grafiğin üzerine Evet Tamam böyle bir ekran çıkıyor tamama basıyorsunuz mesela Bakın işte mavi yeşil indikatör neye hizmet ediyor bilmiyorum anlamadım ama size bir şey koydu. Başka bir indikatöre bas. İşte fair value gap biraz önce bizim ona değil. Yukarıdaki fair value gap'a bas. Evet tamamdır. İşte fair value gap'ları gösteren başka öz, neyi gösteriyorsa Artık bilmediğim için indikatörün ayarlarını gösteren bir indikatör gibi indikatörleri ekleyebiliyorsunuz ekranınıza. Mağaza'dan tekrar mağazaya dönelim. Evet mağaza bakın bir sanki pariteymiş gibi alt sekme de açılıyor. Ürüne geri dön diyelim yukarıdan geri sayfaya dönmek için ürüne geri dönleri kullanabilirsiniz. Evet tekrar geri dönelim. Üstten yukarıdan Alanı. evet bas. Burada işte sayfalar var arkadaşlar. İ i̇smini yazarsınız, aratırsınız, ücretli, ücretsiz bakmak istediğiniz indikatörlere bakarsınız. Ancak kafadan direkt arkadaşlar. Muhakkak eklemeniz gereken bir şey var. İlk yapacağınız şey ve grafik ayarını yaparken yapacağınız şey arkadaşlar, mağazaya gireceksiniz ve şimdi söyleyeceğim indikatörü ekleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer Forex'te işlem yapacaksanız. Bu indikatör neyi gösterecek size arkadaşlar? Sprit'i gösterecek arkadaşlar. Eee Custom Sprit indikatör. Arkadaşlar. Custom Custom Sprit indikatör diye yazılıyor arkadaşlar. Custom Sprit indikatörü işte. Ee, bunu buluyorsunuz üstüne tıklıyoruz. Bizde olduğu için aç olarak gözüküyor. Yani sizde olan indikatörler indir değil aç olarak gözüküyor. Aça basıyoruz. Ekliyoruz ekranımızın üstüne sağ tıklayıp. Evet. Diğer indikatörleri bir kaldır. Bir tek bakın istediğimiz indikatörleri kaldıracağız şimdi. Gösterge listesinden bir tek bu indikatör kalacak. Evet arkadaşlar. Hani grafik ayarı yaptık da mavi ekran diye kaydettik ya yani bir şablon yaptınız ve ya, grafik ekranınızın ayarlarını işte mavi-kırmızı e, mumlardan oluşan ekranı kullandım dedin. İşte o ekranı daha yaparken bu indikatörü ekleyin. Neden? Çünkü haber saatlerini bazen unuttuğunuz oluyor, atladığınız oluyor veya gün içerisinde işte haberin olduğu saatlerde bunu Forex genel eğitimlerinde anlattım ya da gece kapanış saatlerinde haftanın kapanış saatlerinde arkadaşlar sprit artıyor. Özellikle de haber zamanlarında sprit artıyor arkadaşlar. Hemen 1 dakika 2 dakika önce spritte artışlar gelmeye başlıyor. Burada işte şu an normal standart gördüğünüz yeşil ve sarı ile gözüken yer kırmızı, turuncu vesaire sprit büyüdükçe kırmızılaşıyor, koyulaşıyor. Ee, küçüldükçe küçüldükçe işte sarı yeşil ya da mavi gibi renklere dönüyor. Büyüdüğünde alarm konumuna geçiyor. Sizi bu konuda uyarıyor. Spritte bir değişiklik var mı yok mu bunu görmeniz açısından haber saatleri unuttuğunuzda ya bir bakıyorsun işleme girsem mi girmesem aa orada deli bir sprit arttı falan ne oluyor bir dur diyorsun. Yani sana haber saatini de hatırlatabiliyor. Muhakkak sprit indikatörünü ekranınıza ekleyin arkadaşlar. Bu şekilde eklediniz. Ekledikten sonra sağ tıklayıp Sprit indikatörünü ekledikten sonra şablonlar, şablonunuzu bu şekilde kaydedin. Yani sizin ayarlarınızdan biri Sprit indikatörü olsun arkadaşlar. Benim zaten grafiklerimde sürekli bir sürekli hatta Forex genel eğitimini yaptığım yerlerdeki gör, görsellerde bile bu Sprit indikatörünü ekranda görürsünüz. Onun dışında kendiniz, ben hiç indikatörle bunun dışında işim yok. Kendiniz herhangi bir indikatör trade yapıyorsanız bakacaksanız da buradan hem gömüllerden ekranda gözüken göstergeler işte hacimler bilmem neler Trend Market indikatörleri osilatörler istediğiniz ekleyebilirsiniz hem de mağazadan tekrar mağazaya gelelim arkadaşlar istediğinizi ekleyebilirsiniz bakın mağazada yukarıda tümü uzman danışmanlar kütüphaneler vesaire gibi yerler duruyor işte Ücretli ücretsiz şeyler var. En beğenilen kısmından oradan baktığınızda yeni ücretsiz fiyata göre artan azalan vesaire gibi bir sürü şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar. E, yüzlerce sayfa kod var. Bunlar gömülü olarak göstergeler kısmında yok ya da uzman danışmanlar kısmında yok. Sizler bunları istediklerinizi e, ekleyebilirsiniz bilirsiniz. Kendi göstergeler bölümünüze herhangi bir ücret ödemeden ücretlisini alacaksınız da ücretlisini satın alabilirsiniz. O size tercihinize kalmış. Bir tane ücretli indikatörün üstüne basar mısın? Arkadaşlar ücretli bir indikatör almayın da öncelikle e, net olarak yani bence almayın çünkü bence ben çok baktım bunlara ne var ne yokmuş diye. Boş kaldıkça da bakıyorum. E, neyi anlatıyorlar neyi, neyi bulmaya çalışıyorlar diye Bakın şurada demoyu indir kısımları var Demoyu indirirsiniz arkadaşlar Demoyu indirdikten sonra dene kısmı var belli paritelerde bütün paritelerde izin vermezler bakın burada yazmış Yazmış mı Kısıtlaması var mı bakayım bir e, Hepsinde izin vermiyorlar tüm paritelerde test etmenize izin vermiyorlar belli paritelerde e, Test etmeniz için izin veriyorlar arkadaşlar ve e, işte sınama ekranı denilen bir şey var. Bir tane istiyorsan bir indir. Gösterelim sınama ekranında. <laughs> bas üstüne. Aşağı geldi. Yo yo. Üstüne bas indikatörün. Deney yazıyor bakın üstüne tıklı. Deneye basıyoruz. Deneye basınca aşağıda bir ekran çıktı. Bakın şurada yukarıda çıktı sende. Ben de aşağıda çıkıyor da. Üstünde çıktı onun. Gel yani dursun dursun. Şimdi burada parasız olarak yani işlem yapmadan ge geçmişe dayalı back testini yaptırabiliyorsunuz. Mesela tarih son yıl. işte saat hangi grafik zamanında? 5 dakikalıkta mı bakacaksın? 15 dakikalıkta mı bakacaksın? işte bütün geçmişte mi bakacaksın? Ne hangi aralıkta? Son 3 ay mesela. Son 3 ayda test ettirmek istiyorum. İşte kaldıraç mesela burada demo hesap bu. İşte 10 bin dolarlık bir kasayla test yapmak istiyorum. Teminat bakın 10 bin dolar yazıyor. İşte ya da bin dolarlık bir kasayla değiştir istiyorsanız. Bin dolarlık bir kasayla de işte kaldıraç işte 1'e 100 bas mesela kaldıracı da değiştirebilirsiniz. İşte 1'e 100, 1'e 10, 1'e 1, 1'e e 5 nasıl bir kaldıraçta bek test yaptırmak istiyorsanız ondan sonra bunları ayarlayarak arkadaşlar istediğiniz bölümlere ondan sonra bakın sağda aşağıda başta kısmı var. Sağ tarafta başta kısmı var. Oraya başla diyorsunuz bu sınamaya başlıyor. O 3 ay mı 4 ay mı neyse. Bir başta dedim evet bakın böyle bir ekran gelir. Ve e, her indikatör hareket ettirmiyor ama böyle sonuçlanana kadar bu yukarıdan gelir gider şey yapar olmadı o. onu kapat istiyorsan ee, hepsi göstermiyor ama bazıları böyle anlık olarak grafik ekranın üzerinde aşağı yukarı aşağı yukarı oynatarak işlemi yani sanki işlem alıyormuş gibi film izliyormuş gibi işlem alıp kapatmasını izleyebilirsiniz bu indikatör belli ki göstermiyor Bu ee, ama bazıları gösteriyor arkadaşlar film izler gibi. İşte işleme girdi işlemden çıktı işleme girdi işlemden çıktı şeklinde izleyebiliyorsunuz. En son olarak. Bütün işte 3 ay ise 3 ayı analiz ettikten sonra 5 ay ise 5 ayı analiz ettikten sonra size bir rapor sunuyor bununla alakalı. İşte şu kadar 1000 dolarla başladın bu kadar kaldıraçla başladın. İşte sonuçta 1000 doların 900 dolar oldu ya da 1000 doların 1500 dolar oldu ya da 1000 doların. 1100 dolar olduğu gibi şu kadar işlem başarılı oldu, şu kadar işlem başarısız oldu, şu kadar zarar ettin, şu kadar kar ettin gibi bir raporlama veriyor. Böylelikle sen de bu uzmanı e, kullanmış, daha doğrusu test etmiş oluyorsun. Bir uzmanı çalıştırabilmek için de bakın yukarıda algoritmik ticaret diye bir şey yazıyor ekranda. Diyelim ki sen bir uzmanı beğendin ve o uzmanı kullanacaksın ya da sen bir kod yazarısın bir uzman kodu yazdın. Yani bir alsat botu yazdın Meta 5 ile uyumlu ve onu yükledin kodunu ve çalıştırdın. Real olarak alış satış yapmasını istiyorsun. O zaman bu algoritmik ticaret kısmının basalım üstüne yeşil olması lazım. Bu yeşil olmadan algoritmik ticaret yani alış satışı otomatik olarak yapmaz hiçbir uzman. Uzman kullanmak istiyorsanız algoritmik ticaret kısımlarının açık olması gerekiyor. Kapatalım tekrar. Ben uzman falan kullanmadığım için, geleneksel bir trader olduğum için tabii ki oralarda ben de kapalı. Evet. Böylelikle bu mağaza kısmı da bitti arkadaşlar. Tekrar yukarıdan devam edelim. Mağazayı kapatabiliriz sekmelerden. Evet. Şeyi de kapatalım. Kılavuz kısmını da kapatalım. Evet. Devam edelim. Ne kaldı geriye? Görünümdeydik. Ta terminali eklemiştik. Stratejisine için biraz önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Sohbetler e, ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Sohbet mi ediliyor Raporlara arkadaşlar basalım raporlara. Raporlar bir sekme olarak açılır. Sizin o güne dair kar zarar potansiyelinizi gösteren bir yapıdır. İşte 900 dolar kar etmiş ne kadar sürede etmiş ne kadar bu arada bu demo hesap arkadaşlar size anlatmak için açtık. Ee, bu hesabı de i̇şte nereden nereye gitmiş fiyat vesaire ee, bunları gösteren bir e, alan kaç tane işte neydi ağırlıklı işlemler yaptım vesaire bakın yukarıda özet var Sum, summary yazıyor yanında profit loss üste basarsan yukarıda yuvarlan üstünde ama dairenin üstünde evet profit loss i̇şte long short durumları yukarıda yine Şimdi semboller hangi sembollerde ne ağırlıklı hareketler ettin yani çok kapsamlı raporlar veriyor ben hoşuma gidiyor incelemek bunları kendi işlemlerime dair. Ee, özellikle daha çok parite trade ettiğim zamanlarda da daha çok parite derken işte 7 majörün 7'sini trade ettiğim zamanlarda veya işte e, işte Euro GBP trade ettiğim zamanlarda Euro'dan mı daha yüksek verim alıyorum, Sterlin'den mi? Bir de Avustralya doları trade ediyordum. Yoksa Avustralya dolarından mı o, o süreçte baktığım zaman aralığında Hangisinden daha yüksek verim almışım işte e, sonuçlarım neler vesaire gibi e, bana güzel sonuçlar sunuyor e, o yüzden de ben raporlar kısmını ekranımın yap, bir sekmesi olarak bakmaktan keyif alıyorum belki de kar ettiğim için keyif alıyorum bilmiyorum ama tabii benim için mesela şu oluyor yani şöyle bir çıkarımlar yapmamı sağlıyor ya euro işlemlerinde bir zayıflık var. GPP çok iyi neden hani Euro işlemlerinde JPY'deki e, başarıyı yakalayamıyorum veya işte ne bileyim e, şey yani Avutu işlem sayım düşük ama e, karlılamama baktığım zaman daha yüksek Avutun -um birazcık daha üstüne yüklenmeliyim vesaire Avut Grafiklerine birazcık daha analiz etmeliyim gibi Kendi adıma kendi trade alınım adında çıkarımlar yaptığım oldu ne zaman tırnak içerisinde Söylüyorum Birden fazla parite trade ettiğim zaman diliminde ben şu anda birden fazla parite trade etmiyorum sadece Altın Trade ediyorum Arkadaşlar Evet burada bitti. Raporlar kısmı benim sevdiğim bir kısım. Tam ekran arkadaşlar ekranı tam ekran yapar, tam ekrandan çıkarır. Bunu da yani artık söylemeye gerek yok. Tam ekran yaptı, tam ekrandan çıkartalım tekrar. Evet, çıkarttık. Tamam. Ekle arkadaşlar bir gösterge biraz önce gösterdiğimiz kılavuzdan eklediğiniz göstergeleri hızlı bir şekilde buradan ekleyebilirsiniz. Trendler kısmına gel mesela bir trend indikatörü, bir hacim indikatörü, bir market indikatörü eklemek istediğinizde buradan hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ne, yine nesneler. Tamam. bir Nesneler, nesneler kısmından bir işte hızlı bir şekilde Fibo fibonacci de e, nesneler kısmında yani çizim araçlarını hızlı bir şekilde buradan elde edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar uzmanlarda da gördüğünüz gibi işte bir e, kendi kendine al sat yapan e, trade botlarını ekleyebileceğiniz bir alan. E, dikkat ettiyseniz bu arada onu da söyleyeyim altında sprit kırmızı renkli kırmızı sarı renkli yanıyor şu anda eklediğimiz indikatör bir sterline geç. Onu da spritli olan kısma geç. Evet. Bakın o düş gözü. Yani ifrit yükseldiği zaman renk kızarır. Onu da görmüş oldunuz arkadaşlar. Onunla alakalı bilgileri de yine spritle alakalı derste anlatmıştım. Ee, özellikle haber saatleri vesaire onlara dikkat edin. Tamam. Tekrar şeye gelelim. Uzmandan devam edelim. Arkadaşlar uzmanlar dediğim gibi böyle al sat indikatörleri Alsat botları şeklindeki yapılar ya da sizin kendi yazdığınız bir kod olur, bir bot olur. Ee, onları çalıştırdığınız bir yer olur. Ee, onları girebileceğiniz bir kısa yolu. Betikler arkadaşlar. Betiklere çok girmeyeceğim ama hesabınıza dair detayları ekranın üzerine veren, üstüne tıkladığınız zaman hesabınızın kaldırıcı vesairesi, ıvırları, zıvırları, sizin hesabınız hakkında bilgi veren e, bir e, ekran çıkıyor karşınıza. Betiklere de geldiğinizde orada işte şeyleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar ee, işte hesap isminiz şimdi gelmeyelim de betiklere işte hangi firmada çalışıyorsunuz ondan sonra. USD paritesinde mi yapıyorsun, TL paritesinde mi yapıyorsun, Euro paritesinde mi? Yani karşıt döviziniz hangisi, şey ana hesabınızın para birimi hangisi? Dolar mı, TL mi, Euro mu? Ondan sonra e, paranızın lik olma seviyesi, teminat noktası neresidir? Genel hesap için konuşuyorum. Ondan sonra kaldıracınız nedir? E, hesap numaranız nedir gibi bilgiler sunuyor o ekranda yine sizlere arkadaşlar onun haricinde arkadaşlar ben bir şuradan bir saniye bekleteceğim İçinde benim kullandığım bir alan yok orada arkadaşlar yani onu da kullandığım bir şey değil ama ee, onun haricinde de çok baktığım bir alan söz konusu değil betiklerde Evet Şimdi çizelgeler Piyasa derinliği oraya bakmıyoruz arkadaşlar piyasa derinliği işte bir tıkla istiyorsan piyasa derinliğini kısa yol olarak Bilgisayar şeyden de yapabilirsin buradan hızlı alım satım emirleri girebilirsiniz kademelere arkadaşlar işte Şuraya şu şuraya bu vesaire gibi ee, bunlara yapabilirsiniz şeye bakalım piyasa derinliği hiçbirim kullandığım bir yapı değil. Onun kısa yolunu da göster piyasa derinliğinin. Grafik süründen. Yok grafik süründe. Var ya. Hızlı asat tuşunun yanında pi piyasa derinliği. Evet. Buradan da aynı ekrana ulaşabilirsiniz. Yine söylüyorum hızlı asat tuşunu da ekranınızda hemen şu sembole basarak elde edebilirsiniz. Evet. Gelelim. Yukarı. Evet. Gösterge listesi işte ekranınızda ne kadar gösterge varsa buraya gelebiliyoruz. Evet geçelim. Şu anda tek ekranda var. Nesneler kaç tane nesne varsa işte nesneleri sil bütün noktaları sil hangi nesneler var bunları gösteriyor. Geçelim. Onu da. Bunları anlattık arkadaşlar çubuk grafiği kısa yollarından anlatmıştık mum grafiği çizgi grafiği bunları seçmeniz için atıyorum. Yani kısa yolundan değil de buradan yapmak isterseniz zaman dilimini buradan zaman dilimlerine gelelim. Yani zaman dilimini kısa yollarla yapacağınız şeyleri buradan da seçebilirsiniz. Şablonlar işte yine özellikler sağ yaparak yaptığımız şeyleri yapabiliriz. Burada arkadaşlar şablonu kaydetmeyi gösterdik. Bir şablonu kaldır derseniz onu seçersiniz arkadaşlar. Şablon kaldır dersiniz üstüne basarsınız şablonu kaldırırsınız ee, arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Ondan sonra ızgara zaten en başta anlatmıştık. Otomatik kaydır ve grafik taşıları yine grafik tool üzerinden anlatmıştık. Hacimler basalım hacimleri. Hacimler arkadaşlar bu ekranda tekrar bas istiyorsan bakın bir yeşil yeşil gö gözüktü. Tekrar kaldır. Tekrar bas hacimlere. Yine gözüküyor. Gözükmemesi lazım da. Hacimler işte, işlem hacimlerini gösteren bir yapı neden kalkmadığını anlamadım. Belki de mayısıp oldu şimdi bilmiyorum. Tamam devam edelim. Tık hacimleri arkadaşlar şu aşağıda hacim indikatörünü görmeniz için sağlanan bir yapı. Evet isteyenler açık tutabilirler.